alacağız. İşimizi geri alacağız. Ben biz İstanbul'da Bakırköy ve Kadıköy'de direnen KHK'lı direnişçiler olarak 40 kişi katıldık. Bir günlüğüne katıldık bu yürüyüşe. Biz de hak, hukuk, adalet, barış taleplerimizi haykırmak, her yerde adalet, herkes için adalet demek için o şiarla katıldık bu yürüyüşe. Şiarımız her yerde herkes için adalet. İhraç. Türkiye'de İhraç'ız. Ben de 41 yıllık öğretmenim ve İhraç'ım. Sarıyer Halk Eğitim'de çalışıyordum. Direnişi Nuriye ve Semiler başlattı. Biliyorsunuz yani şimdi 100. günleri geçtiler ve gerçekten ciddi bir şekilde can güvenlikleri çok çok önemli. Biz onlara destek vermek için onlara kamuoyunda oluşturup bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için mücadele veriyoruz. Kamuoyunu oluşturmak için veriyoruz. Bu konuda da bütün halkı duyarlı hale getirip arkadaşlarımızın can güvenliğini kurtarmaya çalışıyoruz. Direnişleri direnişimizdir. Nuriye ve Semih onurumuzdur. Yani toplamda 28 yıl kamu hizmetim var, ihraç edildim. Son 19 yılında Marmara Üniversitesi öğretim üyesiydim. Evet, sizin de bir aslında adalet talebiniz bir şekilde devam ediyor aslında. Alanlardasınız, Semih ve Nuriye'nin açlık grevleri de devam ediyor. Demokrasi yürüyüşüne geldiniz, nasıl buluyorsunuz bunu ve nasıl? Yani galiba hem Türkiye'nin hem dünyanın en önemli eylemi. Çünkü siyasi ayağın da desteği olan bir eylem sonuçta bu. İnsanlar siyasi ayak böyle bir şey yaptığında hoşnutsuzluklarını nasıl ifade ediyorlar görüyorsunuz, görüyoruz hep beraber. Yani umarım hak adalet yerini bulur. Herkesin ihtiyacının olduğu belli bir şey bu şu anda. Pek çok insan şu anda adalet yani mahkemelerden yararlanamıyor. Bizim mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben ve arkadaşlarım ihraç edildik ama idari mahkemeler davalarımızı reddediyorlar. Siz ohalliksiniz diyorlar. Bizi sanki darbeciymişiz gibi göstermeye çalışıyorlar. Sanki 2 yıl önce biz FETÖ'cüydük. Yani bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Öğrencilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız, halk her zaman yanımızda. Müthiş desteklerini görüyoruz. Onların sayesinde ayaktayız. KHK'lar gidecek, biz kalacağız.